Bu videoda transistörleri kullanarak kamerayı açıp kapatmayı ve deklanşörü kontrol etmeyi öğreneceğiz. NPN transistörleri kullanıyoruz. Bunlar 2N222A transistörleri. 10.000 ohmlukta direnç kullanıyoruz. Tıpkı ses modülünde yaptığımız gibi dirençleri bağlıyoruz. 22'lik kablomuzu kesiyoruz ve Arduino'daki 4 ve 5 girişlerine bağlıyoruz. 4 deklanşöre, pardon, pardon, 4 güç kaynağına, 5 de deklanşör kapağına gidiyor. Kamerayı açıp kapayan düğmeye bağlı olan bobin tellerimiz de burada. Dışındaki bu lake kaplamayı kazıyoruz. Bunu falçata yardımıyla yapabiliriz. Bunu yaparken teli çevirerek her tarafında aynı işlemi yapmamız lazım. Arka tarafta ya da köşelerde kalan kaplamalar olabilir ve eğer tamamen kazımazsak bağlantımız çok iyi olmayabilir. O yüzden dıştaki bu lake kaplamayı tamamen kazıyoruz. Bu lake kaplama ince bir yalıtkan görevi görür ve bu tellerin açma-kapama düğmesi için olan güç konektörlerine bağlanmasını kolaylaştırır. Ama bu teller devre tahtasına bağlamak için çok küçük ebattalar. Yerlerinde sabit durmaları mümkün değil. Bu yüzden onları daha kalın bir kabloya bağlamamız lazım. Bunun için 22'lik bir kablo kullanıyoruz ve bobin telini bu kablonun etrafına sarıyoruz. Bu iki parçayı birlikte lehimliyoruz. Şimdi bu noktada düzgünce lehimlemek sağlam bir bağlantı olması açısından çok önemli. Kablo kılıfını kabloların birbiriyle kısa devre yapmasını önlemek için bağlantı yerlerinin üzerine getiriyoruz. Karga burun pense yardımıyla da ittiriyoruz. Isı tabancasıyla iyice oturması için üzerine sıcak hava üflüyoruz. Böylece tam istediğimiz gibi kabloları sıkı sıkı tutuyor. Şimdi bükerek kablomuzu yerine transistörün sol tarafına yerleştiriyoruz. Bu akımı yayan taraf oluyor. Şimdi de akımı toplayan tarafa aynı işlemi uyguluyoruz. Bobin telinin dışındaki lake kaplamayı kazıyoruz. 22'lik kabloya sarıyoruz. Daha sonra lehimliyoruz. Kablo kılıfını bağlantı yerlerinin üzerine getiriyoruz ısı tabancasıyla iyice oturması için üzerine sıcak hava üflüyoruz. Böylece kabloların birbirleriyle kısa devre yapmasını önlemiş oluyoruz. Bunu da transistörün diğer tarafına yerleştiriyoruz. Evet, işte oldu. Bu da kameranın açılıp kapanabilmesi için Arduino'nun transistöre küçük bir voltaj göndermesini sağlayacak. Şimdi sıra deklanşöre geldi. Kameranın çalışması için en önemli düğme diyebiliriz. Açma kapama düğmesini bağladığımız şekilde bağlayacağız. Bobin tellerimize yine aynı işlemi uyguluyoruz. Telin dışındaki kaplamayı kazıyoruz. 22'lik kabloya sarıp lehimliyoruz. Kablo kılıfını bağlantı yerlerinin üzerine getiriyoruz. Isı tabancasıyla iyice oturması için üzerine sıcak hava üflüyoruz. Yine aynı şekilde bu kabloları transistör üzerindeki hem akımı yayan hem de toplayan tarafa bağlayacağız. Artık kameramızı Arduino ile kontrol edebiliriz.